burada ve şampiyonluğa giderken Galatasaray gerçekte Süper Lig'de nasıl bir galibiyet alacak? Maç gündüz oynanıyor arkadaşlar. Alanya'da hava sıcak. Yağmur yok. Nem var. Evet, Torreira vurur. Çok iyi vurdu ama kaleci Ertuğrul çıkardı. Her zaman diyorum bakalım benim kurduğum takım mı daha güzel, Okan Hoca'nın kurduğu takım mı daha güzel? Okan Hoca bu maçta nasıl bir sonuç alacak? Ben bu maçta nasıl bir sonuç alacağım? Bir önceki Hatay maçında 2-0 geriye düşmüştüm ve maçı 4-2 aldım arkadaşlar. Oo, nefis bir vuruş daha geldi oradan. Göremedim kimin vurduğunu. Sanki Kerim Demirbay vurdu. Barış girdi. Ve mükemmel bir pas Icardi'nin güzel şutuyla, zaten biliyorsunuz kral kaçırmıyor. Oradan hemen müzik sesini verin, aşkın olayım diye. Tabii biz veremiyoruz YouTube'dan dolayı. Evet, Galatasaray'ın burada bir presi oldu. Hızlı çıkıyor Kerem. Kerem'in hızından faydalanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok hızlı. Güzel pas, gol getirir. Mertens'ten kötü bir vuruş. Orada biraz acele ettik galiba. İstediğim şekilde başladım bence arkadaşlar. Maça biraz hakimiz şu an. İlerleyen dakikalarda ne olacağını bilmiyorum. Torreira. Hocam faul. Yani bak dengemi bozdu benim orada. Yani orada bilerek kayıyor resmen orada. Öyle bir şey yok. Yani kart bile vermiyorsun şu an. Ya bu hakemlerden nedir başımıza gelen arkadaşlar? İçeriye şişiriyoruz Demirbay'la. Dayı içeriye şişirelim dedik ama kötü bir şişirme oldu. Şu an maç 1-0. Icardi'nin golüyle öndeyiz. Icardi Mertens'e pas attı. Orada bir boğuştuk orada arkadaşlar. Orada bir karambol oldu. Tekrar geleceğiz. Biraz Alanya'yı gömdük oraya sanki. Hareket ettirmiyoruz. Köln. Çalım atmayı sever. Bilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şut. Burada kaleci Ertuğrul iki hamlede kontrol etmeye çalıştı. İlk hamlesiyle dışarı attı. İkinci hamlesi boşa çıktı. Demirbay iyi şut çeker. Az farkla. Out. Demirbay'ın şutlarından faydalanmamız lazım arkadaşlar. Rize maçından hatırlarsınız. Çok güzel şut çekiyor. Evet, Icardi orada pres yaptı. Icardi kendim gideceğim dedi ve içeriye giriyor. Bir orta. Barış'la tekrar ortayı yaptık ama kötü yere denk geldi. Alanya'yı şu an çıkarttırmadık. İlk hata gibi bir şey. Bunda da izin vermedik arkadaşlar. Alanya'yı biraz orada hapsettik. Tek kale maça döndü maç. Orada bir hakem faul vermiş. Avantajı devam ettiriyor. Ve Alanya'nın hatayla Alanya atağa başladı arkadaşlar. Oradan Barış'la tekrar hücuma çıkıyoruz ama Barış'ta bir pas hatası oldu. Sanchez müdahale orada. Ah, Muslera. İşte bu. Dakika 35, Alanya'nın ilk şutu ve Muslera çok yorulmadı bu maçta. Bardakçı ben içeri gireceğim dedi ama Oğuz orada ondan daha hızlı çıktı arkadaşlar. Orada offside yok. Muslera geldi. Muslera açıldı ve çıkarttı. Muslera'dan güzel hamle. Barış Alper'in bu ikinci pas hatası. Vurdurmayın arkadaşlar. Yine Muslera. Bu dakikalarda Alanya çok yükleniyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Maçta 1-0 öndeyiz. Bu skoru açmamız lazım. Çünkü stoperlerimiz yorgun büyük ihtimal. Hatay maçında yoruldu. İlk yarının bitmesine birkaç dakika kaldı. Burada biraz top çevirmemiz lazım. Icardi gördü derinliği. Köy gidiyor.
iyi şut ve golü getiren. Maç 2-0 arkadaşlar. Alanya beraberliğe çok yüklendi ama biz burada farkı açtık. Genelde biz de PlayStation oynamaya giderdik oraya. Mesela şimdi bu hafta Alanya Galatasaray maçı var ya, giderdi PlayStation'ı açtırırdı, otomatik oynattırırdı. Oradan çıkan sonuca göre iddia oynardı işte. Kim yendi? Galatasaray. Giderdi Galatasaray'a iddiada basardı. Bahiste. İşte skor kaç kaç? Misal veriyorum 3-0 bitti. Giderdi bir de skor oynardı 3-0. Ha, sonuç kazanır mıydı? Ben kazandığını daha görmedim. Şimdi de bizim maçımız burada deplasmanda 3-0. Süper Lig'de ne olacak bakalım. Ben burada Galatasaray'a güzel bir top oynattığımı düşünüyorum. Skordan da belli oluyor zaten. Sanchez penaltı yaptırdı arkadaşlar. Onu da ayarlayamadık. Kartın rengi sarı. Alanya kırmızı bekliyor tabi. Muslera. Muslera hiç hareket bile demedi arkadaşlar. 3-1 oldu. Fark 2'ye düştü. Burada bir Alanya hücum yapabilir. Evet, gördüğünüz gibi presi üst seviyede şu an. Atamıyorum. Barış Alper'in olmadı. Alanya geliyor. Çıkartmamız lazım. Stoperimiz başka yere gitti. Gol mü geliyor? Sanchez kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Icardi'yi gönderdik yedek kulübesine. Vinicius'la devam edeceğiz. Şu an çok hareketli. Geçen maç aktif kolunu hiç göremedim. Zaha'dan da beklenmeyen bir performans var orada. İyi vurursa gol. Oo, olmadı. Top çıkmadı arkadaşlar. Vinicius girdi ve golünü attı. Fark tekrar 2'ye çıktı. Orada çok iyi bir paslaşma yaptım farkındaysanız. Bu arada arkadaşlar, yani online bir şekilde oynayabiliriz. Yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Haberleşiriz. FIFA'yı online bir şekilde oynayabiliriz. Kendinize güveniyorsanız. Nelson. Nelson orada pres yapıyor. Presi biraz önde yaptık. Evet. Bir şans var ya. Oo, Tete'den enfis bir çalım. Torreira girdi. Şutu. Direkten döndü arkadaşlar. Torreira'mızın golü kaçtı. Mertens içeriye doğru attı. Hakem bayrağını kaldırdı. Siz orada görmediniz. Tete çok ince gördü. Valla offside vardı da ben orada offside göremedim yani. Evet, çizgimizi çekelim. Aa, yok artık ya. O kadar deyince olmaz herhalde. Evet arkadaşlar, bu hafta Alanya ile karşılaştık ve 4-2 galip ayrıldım deplasmanda. Bakalım Okan Hoca ne yapacak.